Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere din kültürü ve ahlak bilgisi dersinizden 2. dönemin 1. yazılı sorularını çözeceğim, anlatacağım. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevabınızı yapıp daha sonra benimkiyle karşılaştırabilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup beni takip edebilirsiniz. Hemen yanındaki zile basarak tümü kısmını işaretlerseniz bundan sonraki video ve derslerden haberdar olursunuz. Hemen başlıyorum birinci sorudan. Allah'tan başka ilah olmadığını, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah'ın peygamberi olduğunu dil ile söyleyip kalp ile kabul etmeye ne denir? Sevap, besmele, mushaf ve iman var. Doğru cevap iman olacak. D şıkkını işaretlemek gerekiyor ve işaretledim. İkinci sorumuz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nerede ve ne zaman doğmuştur diyor. Buradaki şıklara bakabilirsiniz. Ben tek tek hepsini okumayayım. Evet, Efendimiz Mekke'de doğdu ve 571 yılında doğmuştu. O yüzden cevabımız C şıkkı olmalı. İkinci soruyu da bu şekilde işaretledik. Üçüncü soruda eşleştirme var peygamberimizin ailesiyle ilgili. Aşağıda sol tarafta verilen ifadelerin karşılıklarını sağ taraftaki uygun sözcüklerle eşleştiriniz diyor. Efendimizin annesi. Şöyle bir baktığımızda Amine olacak. Yani 3 numarayı buraya koymam gerekiyor. Efendimizin dedesi Abdülmuttalip olacak. 4 numara yazalım. Efendimizin amcası Ebu Talip oluyor. 5 numara. Efendimizin eşi Hatice annemiz oluyor. 1 numara. Ve Efendimizin babası Abdullah oluyor. 2 numarayı da bu şekilde yazdığımızda eşleştirmiş oluyoruz. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcasından birisi değildir? Ebu Talip, Hamza, Abbas ve Ebu Bekir var. Evet, doğru cevap D şıkkı olacak. Hz. Ebu Bekir amcası değildir. En yakın arkadaşı, dostudur. O yüzden onu işaretlememiz lazım. Diğerleri amcalarının isimleri. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın gönderildiği dönemde Arabistan'da yaşananlardan değildir? A. Kadınlara çok değer veriliyordu. B. Güçlüler zayıfları eziyordu. C. İnsanlar putlara tapıyorlardı. D. Sosyal ve ahlaki sorunlar çoktu. Evet, doğru cevap A seçeneği olacak. Kadınlara çok değer veriliyordu kısmı yanlış bir bilgi ve Kur'an'ın gönderildiği dönemde Arabistan'da yaşananlardan birisi değildir. Diğerleri bu şekildeydi. Halk cahillik içindeydi. Evet, 6. sorumuz. Aşağıdaki tabloda yazılı olan Fatiha suresini okunuş sırasına göre numaralandırınız diyor. Şimdi karışık olarak verilmiş. İlk önce tabii ki ne olacak? Bismillahirrahmanirrahim olacak. Bir numara buraya yazalım. Sonra nasıl başlıyordu? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. 2 numara. Errahmanirrahim 3 numara. Maliki yevmiddin 4 numara. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. O da kaç oldu? 5 numara oldu. İhdinas sıratal müstakim 6 numara. Son olarak sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddâllin. Amin diyoruz. Bu da 7 numara oldu. Bir kere de şöyle bir baştan okuyalım. Hem tekrar etmiş olursunuz. Belki öğretmeniniz sorarsa size yazılışını hatırlamış olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Bu şekilde okunuşunu da yapmış ve tekrarlamış olduk. Yedinci sorumuz. Hz. Muhammed Efendimiz'e vahiy meleği tarafından söylenen ilk söz neydi? Oku, yaz, çalış, düşün. Doğru cevap A şıkkı. Oku diye başlamıştı Cebrail Aleyhisselam. Ve ilk söz buydu. Sekizinci sorumuz. Peygamberimizin gençlik yıllarındaki erdemli davranışlarıyla ilgili hangisi söylenemez diyor. Ticarette dürüsttü. Evet, doğru bilgi. İnsanların kalbini kırardı. İşte bu söylenemez. Biz bunu işaretleyeceğiz.
Masum insanların hakkını savunurdu. Doğru bilgi. Haksızlıklarla mücadele ederdi. Evet, bu da doğru bilgi ve cevabımız B şıkkı oldu. Dokuzuncu soru doğru yanlış sorusu. Bu şekilde de öğretmeniniz sorabilir. Hemen birinciden başlayalım. Müslümanların kutsal kitabı Tevrat'tır diyor. Yanlış. Çünkü Kur'an-ı Kerim olacak. Kur'an-ı Kerim tüm insanlığa gönderilmiş evrensel bir kitaptır. Doğru bilgi. İslam dini aileye büyük önem verir. Doğru. D koyalım. Kötülüğe kötülükle karşılık vermemiz gerekir. Yanlış. Kötülüğe kötülükle değil, iyilikle karşılık vermek lazım. Toplumun birliği ve beraberliği için sevgi çok önemlidir. Doğru. Hazreti Muhammed Efendimizin doğduğu dönemde Arapların çoğu putlara tapıyordu. Evet, doğru bilgi. Anne babalarımıza her istediğimizi mutlaka yerine getirmeleri için ısrarcı olmalıyız. Yanlış. Bu davranış güzel bir davranış değil çünkü. Ve bu şekilde doldurduk. 10. sorum. Peygamberimizin gençliği ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. A. 25 yaşında Hazreti Hatice annemiz ile evlenmiştir. Doğru bilgi. Erdemliler topluluğuna katılmıştır. Evet, doğru. Ticaretle uğraşmıştır. Doğru. Peygamberimiz 25 yaşında peygamber olmuştur diyor. Bu yanlış bilgi. D şıkkını işaretleyelim. Çünkü 40 yaşında peygamber oldu. 11 numara. Yollara tükürmeyen, okul bahçesini ve sınıfları kirletmeyen, başkaları konuşurken sözünü kesmeyen, küfürlü sözler kullanmayan bir öğrenci için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Cimridir, çalışkandır, cömerttir, ahlaklıdır. Evet, burada bahsedilenler davranışlarla ilgili bölüm değil mi? O zaman ahlaklıdır diyeceğiz. Bu davranışlar için ahlaklı sözü kullanılır. Ve devam edelim 12'ye bakalım. Peygamber Efendimiz'e Muhammedül Emin denmesinin sebebi nedir? Güvenilir ve dürüst birisi olduğu için, çok iyi ticaret yaptığı için, Mekke'de doğduğu için, Müslüman olduğu için. Evet, buradaki bu şekilde Muhammedül Emin denmesinin nedeni güvenilir ve dürüst birisi olduğu için. Bu şekilde A şıkkını işaretledik. 13. soruya bakalım. Kur'an ayetleri hangi melek tarafından peygamberimize getirilmiştir? Mikail, İsrafil, Cebrail ve Azrail var. Doğru cevap Cebrail aleyhisselam olacak. C şıkkını işaretledik. Cebrail aleyhisselam vahiy meleğidir ve diğer peygamberleri de o getirmiştir. 14. soruda uzun bir soru var. Yukarıda Türkçe meali verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? Uzun olduğuna bakmayın. Oldukça kolay bir soru. Hemen bulmuşsunuzdur. Yine de meali okumuş olalım. Hem hatırlamış oluruz. Şöyle. Hamd yani övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah'adır. O Rahman ve Rahim'dir. Hesap gününün sahibidir. Yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizleri doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. Evet, hemen tahmin ettiğiniz Fatiha suresinin anlamı, meali diyelim. Ve A şıkkı olacak cevabımız. 15. İslam dininin inanç esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Yani imanın şartlarından bahsediyor. Peygamberlere inanmak, namaz kılmak, kitaplara inanmak, meleklere inanmak. Doğru cevap B şıkkı olacak. Çünkü bu imanın şartlarıdır bunlar. A, C ve D şıkkındakiler. Ama namaz kılmak İslam'ın şartları arasında. Burada ne sormuştu bize? İnanç esasları. Bu şekilde inanç esasları dediğinde imanın şartları aklımıza gelmeli. Zaten ders kitabından da hatırlarsınız. Cevabımız B şıkkı oldu yani. 16. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ı diğer ilahi kitaplardan ayıran özelliklerden biri değildir diyor. Bakalım aslında biraz zor bir soru. Allah tarafından gönderilen son ilahi kitap olması, evet bu özellik diğer kitaplardan ayırıyor onu. Bunu işaretlemeyeceğiz. Aslı bozulmadan derken şurayı fazladan yazmışız. Şu kısmı silelim. Yanlışlık olmuş. Tekrar okuyalım. Aslı bozulmadan indiği şekliyle günümüze kadar ulaşması. Evet bu da çünkü diğer ilahi kitapların aslı bozulmuştur. İnsanlar onları değiştirmişlerdir. Ama Kur'an-ı Kerim aslı bozulmamıştır. İndiği gibi durmaktadır ve bozulmayacaktır da. Bu şekilde korunacaktır. Bu onu diğer kitaplardan ayırır.
C vahiy yoluyla gönderilmiş olması. İşte cevabımız bu. Çünkü sadece Kur'an-ı Kerim vahiy yoluyla değil, bütün ilahi kitaplar, yani Tevrat, İncil, Zebur gibi ilahi kitaplar, diğer peygamberlere gönderilen kitaplar da vahiy yoluyla indirildi. O yüzden bu ayırt edici bir özellik değil. Tüm insanlara hitap eden evrensel bir kitap olması, evet, bu da Kur'an-ı Kerim'e özgü bir özellik. Nasıl tüm insanlara? Şöyle, Kur'an-ı Kerim bütün insanlığa gönderildi. Ama diğer kitaplar belli topluluklara gönderilmişti. Örneğin İncil Hristiyanlara, Tevrat Yahudilere gönderilmişti. Ama Kur'an-ı Kerim tüm insanlara gönderildi. Cevap burada C şıkkı olacak yani. İnşallah açıklayabilmişimdir. 17. soru. Cebrail'den ilk vahyi alan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz heyecanlanarak evine koştu. Bu durumda peygamberimizi endişe etme, üzülme diyerek teselli eden kimdir? Hazreti Ali mi, Ebu Talip mi, Hazreti Hatice mi, Hazreti Ayşe mi? Doğru cevap Hazreti Hatice annemiz olacak. Eşi ilk önce onu bu şekilde teselli etti. Endişe etme, üzülme dedi. Bu sözleri o söyledi. Cevap C şıkkı. 18. Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı, dürüst ve inançlı bir Müslümana yakışmayan bir davranıştır? A. Saygılı ve hoşgörülü olmak yakışır. Arkadaşlarımızın arkasından konuşmak, işte bu yakışmaz. Yani dedikodu yapmak, gıybet diyoruz değil mi? Veya iftira da olabilir. Bunlar Müslümana yakışan davranışlar değil. B şıkkını işaretledik. Temiz ve bakımlı olmak da yakışır. İbadetlerini zamanında yapmak da yakışır. Bu şekilde hem açıklamış hem de işaretlemiş olduk. 19. İlahi kitaplarla ilgili hangisi söylenemez diyor. İlahi kitaplar Allah tarafından gönderilmiştir. Doğru. İşaret yapalım. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Evet, doğru. İlahi kitaplar insanı her iki dünyada da mutluluğa ulaştırmayı hedefler. Doğru. Hem bu dünyada hem diğer dünya dediğimiz ahirette de mutluluğa ulaştırmayı hedefler. Kaldı D zaten. İşaretleyelim de okuyalım sonra. Tüm ilahi kitaplar değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir cümlesi yanlış bir cümle. Az önce de söylemiştik. Sadece Kur'an-ı Kerim aynı kalmış. Diğerleri değişmiştir. İnsanlar onları değiştirmişler, bozmuşlar. Son sorumuz. Allah emir, yasak ve öğütlerini bildirmek için İnsanlar arasından elçiler seçmiştir. Bu elçilere ne ad verilir? Kolay bir soru. Peygamber diyoruz değil mi? Doğru cevabımız A şıkkı oldu. Bu şekilde işaretlemiş olduk. Evet sevgili öğrenciler, umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Umarım sınavda, yazılıda işinize yarar. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.